Merhaba arkadaşlar. Bugün Münih'e Tamina konserine gidiyorum. Böyle kendimi çok yalnız hissettiğim için, Türkiye'deki arkadaşlarım beni unutmasın diye böyle bir vlog çekmeye karar verdim. Şu anda geldiğim otobüs bekliyorum Münih'e gitmek için. Kasuhe'ye geldim. Münih'e gitmek için aktarma yapmam gerekiyordu. 1,5 saatinden bekleyeceğim. Ondan sonra Münih'e doğru devam. Sabah Strasbourg'dan yola çıktım. Oradan Kel'e geçtim. Kel, Fransa ve Almanya'nın sınırı. Ama herhangi bir sınır noktası, bir kontrol, hiçbir şey yok. Direkt hatta tramvayla geçtim. Oradan otobüse bindik. Şimdi Almanya'dayız. Karlsruhe'deyiz. Yakınlarda bir park gibi bir yer vardı. Buraya geldim, çok ilginç bir şey gördüm. Şuna bak. Bunlar hangi hayvan? Çok uzun ve kötü bir yolculuktu benim için. Ama birazdan konsere gidiyoruz. Arkadaşlar yanımda Sefa var. Münih'te yaşıyor. Benim eski bir arkadaşım. Şimdi Tamino'dan önce başka birisi çıktı. Çok değişik bir show yaptı. Ama ismini bilmiyoruz daha. Araştıracağım ben. Bulacağım onu. Show'dan sonra fotoğraf çekeceğim. Çok iyiydi. Şimdi de Tamino'yu bekliyoruz. Arkadaşlar Tamino'yu beklerken çalan müziğe bakın. Gecelerim yanıyor yar yar yar. Tamino'yu arıyoruz, bulamadık. Birisi yardımcı olabilirse şurada bir numara gösterilecek, oraya yazın. The songs you never sung. Are the ones you know, the long and never watered, is the one that grows. The fog you see it is where you want to move. For a settlement takes everything from you.
Indigo Night'ı da
Maraş'ta, Hatay'da olan depremde ölenlere ithaf etti. Acayip duygulandım ya. Çok iyi. Muhteşemdi. Arkadaşlar bugün Münih'te ikinci günümüz. Tamino konserinden çıktık. Biraz evet. Yorgunduk. Uyuduk direkt eve geldikten sonra. Şu an Landshut'tayız. Münih'e bir 50-60 kilometre var herhalde. 70 kilometre. 70 kilometre filan. Burada çok güzel bir yere geldik, bir kale. Burg Trausnitz. Gelmek isteyenlere. Gezi programı gibi oldu. Biraz da manzarayı göstereyim şöyle. Beraber gittik Sefa'yla. Sefa daha önce hiç dinlememişti Tamino'yu. Evet. Şimdi onun biraz fikirlerini almak istiyorum. Tamam, başlayalım. Yani dün demiştim zaten, ben Emirhan'ın müzik tadına güvendiğim için gittim o konsere. Beklediğimden çok daha iyiydi. Çünkü biraz başka bir şey beklemiştim. Bana demişti zaten yavaş müzik diye ve ben normalde pek yavaş müziği dinleyen birisi değilim. Zaten taksi duydu bol bol beni gibi rap falan. Ama yavaş müzik de severim, ama adamın sesi vallahi mükemmeldi. Yani bayıldım sesine. Ve böyle sesiyle ve beatlerle kombine etmesi süperdi. Şeyi söyle, bana söylediğini söyle. Adamın kattığı ne, özel olarak neyi var? Ya adam emosyon olarak ne göstermek istediğini müziğe o kadar iyi kattı ki, yani hisleriyle söylüyor. Evet, adam ne hisse o şarkı yazarken ne hissettiğini dün ben de hissettim. Sanki onun yaşadığını ben yaşamış gibi hissettim yani. Adam süperdi. O yüzden işte zaten bu kadar. Yani aslında çok dinlenmiyor. Bir Rihanna kadar dinlenmiyor ama. Ya tabii. Yani bilmiyorum. Dinleyen kişi çok yani bağlanıyor diyeyim. Evet. Yani ben evet. En azından öyleyim yani. Bilmiyorum, garip bir his. Yok yok. Müzik, herkesin müzik tadı değişiktir zaten. Aa, böyle gerçekten şimdi ben akşam böyle biraz canım bir düşünmek falan isterse arabadayken bir Tamino albümü açarım, tam keyfime gelir yani. Böyle akşam araba kullanınca süper bir keyif yapar Tamino. Ve bir dahaki inşallah bir kız arkadaşım olursa onunla beraber dinlemek istiyorum. Sefa'nın düşünceleri böyleydi. Burası Landshut'un çarşısı gibi bir yer. Yine Avrupa'da alışık olduğumuz upuzun bir kilise. Evet arkadaşlar, şimdi bir yere kahve içmeye oturduk. Sefa bir kase cappuccino söyledi. Şuna bakın, çorba gibi, işkembe söylemiş gibi. Aran Kronprinz eski işlerim. Landshut'a gelince mutlaka buraya kahve içmeye gelin. Ama biraz pahalı. Kesin gelirler. Evet arkadaşlar, Almanya'da deterjan fiyatları. Belki video viral olur. Bu neymiş? Ariel. 5.79. Erbol. Hep de aynıymış lan Türkiye'yle. Evet arkadaşlar, şimdi bir İtalyan restorana geldik. Burada Semih var, Sefa'nın kardeşi. Mustafa var. Sefa var. Bu da benim kardeşim sayılır artık. Aynen. Böyle bir restoran. Şimdi pizza söyledik. Margarita yiyoruz. Domuz aram.
Arkadaşlar şimdi pizzamız geldi. Yani keşke hepimize bir tane söyleseydik. Ne böyle ya? Evet arkadaşlar şimdi de bilardo oynamaya geldik. Evet arkadaşlar mini gezimizin sonuna geldik. Sefa'ya her şey için teşekkür ediyorum. Çok eğlendim. Mükemmel bir hafta sonuydu. Ona çok sevindim. Geldiğin için teşekkür ederim. Sen de iyi insan yol çektin. Evet. Şimdi tekrar menünün merkezine geldik. Otobüse binip Strasbourg'a geri dönüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum atmasanız da olur. YouTuber'dayız sonuçta. Atın. Çocuk görüşürüz. Gelmiş Türkiye'den Strasbourg'a gitmiş, Strasbourg'dan buraya gelmiş, size yorum atmasanız o kadar terbiyesiz olur mu? Hadi kendinize iyi bakın.